Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövrlerinde ehli süfeler bugün, bilesler. Mescid-i Nebavi'nin çetide bir süfe bağırdı. Şu süfede bir kança adetteki en kembeğal, hiç neresi yok bugün sahab-ı kiramlar cemlenip oturuşlarıydı. İhsanlar kese şundan yip tırkçılık kılıp ibadet birini avari yedi. Fakat ibadet kılışlarıydı. Hatta ki libasları bittiğinde libasları var, üstüge kiyerdiği ikinci libasları yok derecede kembeğal idi. Gahıda şaman uçurup getirip avratları açılıp kalırdı. Şu derecede yoksul insanlardı. Şunlardan bitteleri bir gün vefat etti. Gassal ab çıkıp cesedini yuvatken peyti de hele kiyen izarını rezinesi bağlayıdığın cöyden yuvatken peyti yiçken de bitti tenge çıktı. Bitti tenge çıkardı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ya Resulallah ben o ehl-i süfeni gusül kılıyatken edik cesedini hele izarını bükülengen cöyden bitti tenge çıktı degin edilir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ettiler ki o şetenge onun için dozaktan bir dağ dediler. Dozaktan bir dağ dediler. Görüyorsunuz mu? Halbuki ehl-i süfeler idi. Mescidden başka cönü lazım tutmagan. Goya ki hakiki sofiler, hakiki tarikatçiler idi şunlar. Hemen sen terk etken idi. Yine birileri vefat etti. Gassal yuvatken peyti de yine onu, işte izarını bükülengen cönü iki de tenge çıktı. Ya Resulallah, falancı ehl-i süfeni ölgen edi, meyyitin cesedini yuvatsak iki de tenge çıktı dediler. Dozaktan iki de dağ dediler. Nime günü dediler. Halbuki Abdurrahman ibn Avf, Hazreti Usman, Ebu Bakr Siddiq ve hakaza koşuyan milyarder sahabiler bağırdı. Abdurrahman ibn Avf vefat etkenleri de miraske kaldırgan tillelerini, ferzentleri balta bilen çapıp bölüşüverken. Yerin megen halkımız hazır kündüş Abdurrahman ibn Avf'un boyluğunu hesaplayan ekeller 700 netçi milyar dolar getirirken. Hali dünyada buna kadar adam yok. Hazır yok şuna kadar adam. Görüyorsunuz mu? Bundan bir yarım bin yıl evvel Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'ın boyluğu 700'ü bir neçe milyar dolarla doğru gidiyorken derecede malı dünyası bugün. Lekin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Abdurrahman ibn Avf'ı cennetini başaratın bir geldiler. Demek ki onu bir tenge çıkkınca dozaktan bir dağ diye yaptılar. Kilo kilolu tıllanı kaldırıp gitken Abdurrahman ibn Avf'ı cennetini başaratın bir yaptılar. Ya ki Hazreti Osman'a, ya ki Ebu Bakır Sıddık'a. Demek ki? Ha, bir yerde başka bir var. Gap şu ki, ehl-i süfeler özlerini kembeğal kılıp kursatıp yürüp, halbuki iştahını bükleyip tillerini yaşarken eken. Özünün boyluğu barakken, tengesi barakken, lakin yaşarken, Abdurrahman ibn Avf yaşırmakken, tarikatken. Hazreti Osman boyluğunu tan ogen tarikatken, bu ki, özünün kembeğal kursatıp, süpeğe oturup alıp, kegen ihsanlarını yiyip, zakatlarını yiyip, özünün tarikatçı kılıp kursatken, özünün tarik-i dünyacı sofu kılıp kursatken. Taşkarıdan karasa kembeğal. Halbuki iştahının bir çeti de tengesi yaşlanıp durdu. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam, ha, onun şu tengeye koyduğun muhabbeti varken de, bu dozaktan bir dağ degenler. Abdurrahman ibn Avf'nin 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo tildası bugün buluşu mümkün. Lekin Abdurrahman ibn Avf'nin kalpleri de, o şey 100 kilo tengeye, tillege nisbeten zerrece dağ muhabbet bulmagan. Ya ki Hazreti Osman'da şu muhabbet bulmagan. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam milyarder bugün sahabiyge cennetin başı aratını beri yaptılar. Bir tengesi var. O zaman kembeğal kılıp kursatı yürüp tengesini yaşırıp yürüyen ehl-i sufage ise dozaktan bir dağ var diye yaptılar. O zaman tarikatçı kılıp kursatamam deyip mağlu dünya terk etip koyganımız biz. Biz cüldür vaka kim ki yürüyemiz deyip üyüde yaşırıp koygan kança mağlu dünyası var. Ondan sonra boyluğunu kursat. Maşinenin zorunu min, uydu beren sal, imaratını kası kılıp koy, tarikat Allah'ın yolu de. Kança kança talebenin şartlanmasını töle ver. Bebe beş aradaki uycuyu salıp ver. Boyluğunu korset merhamet Allah bergen senge. Halal yol bulan topken boyluğunu korset. O zihni boyluğunu korset koy. Ta ki adamlar senge sadaka verip gitmesin. Zakat verip gitmesin bana o beş aradaki kembeğal kendim. Ha o iş ehl-i süfeni turuşu kembeğal bu geldiği için onge kimdir zakat bergen. Halbuki onun tengesi bırakken. Yaşırıp koyuyken. Ha, o zengizi sofu kılamandı. Allah'a acıralı varıp, Allah'a da kim ki varıp, sellesiz yürüyüş falan da kabul edildi. Kibri hava yol koyup koymayapsız mı? Üstazımız Şeyh Hazretleri'nin köpçülü getirdi, tarikatten masuva edildi deydi. Halbuki biz, mesela has şagirdleri bilemiz. Üstaz Şeyh Hazretleri tarikatın en yetük pirlerinden birileriydi.
Lekin u zotni tariqatchi ekanligini ko'pchilik bilmas edi. Nimaga? Maxfiy tutardilar. Riyodan qochib, manmanlikdan qochib maxfiy tutganlar. Ustozimiz Muhammad Latif domla rahmatullohi alayhi aytadilar. Naqshbandiy rahmatullohi alayhining bir so'zlari bor. Agar 40 yil birov bilan safarda yursang, seni tariqatchi ekanligini bilmasin deb aytadilar. Uni qarang. 40 yil safarda yuribsiz bir inson bilan. Sizni tariqatchi ekanligingiz bilmasin. Çünkü bu zikir kalp işi. Kalp işi. Virdler kalp işi. Allah adı oturup alıp hemen kursatıp tasbihini zikir senem oturuş. Min tarikatçımın, tarikat doğru yol, tarikatki hırmagerler adeşken, onlar batıl yolda. Diş memmellik, kibru hava. Hele ki ahli sufaki okşap, tengeç çıkan ahli sufaki okşap. Kalbede dozağının dağı var insanlar. Nakşibendiğin ozları eti yaptılar. 40 yıl birge seferde yürsen, seni tariqatda ekanligini bilmasin. Çünkü sen vazifeni Allah bilen yalnız qolganda bajar. Tariqatchiman deb aytma, Allah bilsin deyaptilar. Mana bu haqiqiy tariqat bo'ladi. Bunu bilishimiz kerak azizlar.